olduğunda biz de taşların arasında bir komşu geldi, bizi zor kurtardı. Korktuk yani, ne bir şey kaldı, ne yiyecek kaldı, ne bir şey kaldı. Hele o gitsin, boş ver, canımız sağ kurtuldu ya. O gitsin, onu istemiyoruz. Bu iki ya, dünden beri de koluma vurdu, kolum ne oynatıyorum ne şey diyorum. Başka ne? Dilim tutuldu. Hiçbir şeye konuşmuyorum ki. Aklıma bir şey gelmiyor korkudan. Dört gün sonra geldi. Az susuz burada bir battaniyenin altında az susuz ölecektik. Depremde kurtulduk, az susuzluktan zor kurtulduk. Zaten burada yaşıyoruz. Yani zor küçücüktük böyle, sonra bir sonra büyüttük. Yani zor şartlarla yaşıyoruz burada. Çadırı da daha geçemedik. Daha sağlam falan yapmamışlardı. Yani orası bir de soğuk. Burası da soğuk ama yine idare ediyor, soba falan yapıyor. Baraka mı? Bir gösterebilir misin? Buyur. İçine gir. Şu barakada yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl peki, iki depremin dört günü ne yaşadınız burada? İlk dört aç, günü susuz. Burası falan yoktu, susuzdu. Burası çok soğuktu, sonra biz burayı böyle kurduk. Hem açtık hem susuzduk. Bir de çok soğuktu havalı. Bir de evden çıkarken üstümüze falan bir şey almadı. Sonradan girdik, çıktık, hemen korktuk. Ondan sonra böyle oldu yani. Çok kötüydü abi yani. Deprem gününde, bir de işte bu şartlarla. İşte burası samanlıkta yıkıldı işte, ne bileyim. Böyle işte, rezil işte. Ne yapardık fiyatı? Ya koy ayda var o, dilim adar, ben yine de o kayın evi de. Ayda evi de işte, bayan kozi var o, tarım diyeyim de akımar. Yani kırak şuna kadar piyov veriyordun, garip geçti, kardeşim nasıl mı geçti? Onda şanssız yani. Gece olsa kimse kalmaz yani. Gündüz olduğu için kurtulduk yani. Kaç, ne kadar zarar var? Kaç insan burada yaralandı? Valla o 29 tane burada yaşıyor. Şu anda karanlar. Yani o türbinde belki 10 kişi belki var. Bizim köy 40 yıllık bir köydür burası. Yani 29 hepsi gördü zararı yani şu anda. Şahıs bize yardım etti. Devlet sonra geldi. Peki ne yediniz içtiniz dört gün? Valla kendi şehirlerimizi idare ettik yani. Sonra da ederdik. Kimiz olay içeri girdi. Bizim de bir kafede komşulara verdim, şey yaptım. Birkaç kişiye verdim yani, azıcık ölmesin diye. Güzel şahıs yetişti. Şahıs yetişti? He, devlet gelmedi yani. Yol açtı gitti, şahıs sonra. Hemen aynı gün geldi şahıs gece. Yıkıldı. Yani bir iki tane ev kaldı. Gönüllüler geldi. Yani gönüllerle biz ayakta kaldık. Başka ne diyeyim? Kar, kış, deprem hepsi beraber geldi yani. Zaten pahalılık vardı. Bir de deprem vurdu. Üçüncü gün akşamüstü yol açıldı. Ne yaptınız peki? Vallahi ne yapak? Öyle bekledik işte. Ateş yaktık, önüne oturduk. Çok ev, yani aşağı büyük köyde, mezralarda çok ev yıkıldı. Yani her şeyde bir iki tane kaldı. Ha, burada bir tane var. Şu karşıdakiler de öyle görünüyor. Hepsi kimi yıkıldı, kimi çatladı, zarar gördü. Ev mevka zaten atman kaşaldı, ev kalmamış. Hemen gide hendir domu. Hadi. Gizli de bu kabrın dedi bu ahede. Hadi. İşte amca çakla boya üzülür, rakaş gir oyun istem de burada idare edelim. Evet. Burada sormaya gerek yok, her şeyden getirmeniz lazım. Öyle bir de ne varsa. Ama aynen. Detayı da soralım, detayı ben çok hakim değilim. O çocuk arımış zaten. Sen gördü değil mi? Şimdi burada sormaya gerek yok, her şeyden getirmeniz lazım. Öyle bir de ne varsa. Ama aynen. Detayı da soralım, detayı ben çok hakim değilim. O çocuk arımış zaten. Sen gördü değil mi? O öğrenmiş, ha onu buradan çıkarmamız lazım. Ailesiyle. Konteyner olsa iyi olur yani. Evet. Yatalak mı? Yatalak, bakalım. Tamam.
Bekleyin.